Merhabalar dostlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yine güzel bir canlı yayında beraberiz. Bugünkü konuğumuz Betül Şengül kardeşimiz. Betül Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi. Katıldığı sınava girdiği yıl 1116. olmuş. Bu güzel bir başarı, bir derece. Bugün misafirimiz olacak. Sürecini konuşacağız, sohbet edeceğiz. Keyifli bir sohbet olacak. Evet, Betül'ü bekliyoruz. Hocam merhaba. Merhaba Betül, nasılsın? İyiyim, nasılsınız? İyi, iyi, çok şükür. Epeydir görüşemiyoruz. Evet, bayağı oldu. İstanbul'da olunca çok gelemiyorum. Evet, evet. Nasıl gidiyor çalışmalar Betül? Çalışmalar güzel. Sevdiğim bölümde olduğum için çok içten çalışıyorum. Hep zevk alıyorum. Çalışma gibi değil de böyle peşinde koştuğum bir şeyi yakalamışım. Artık onunla ilgileniyorum gibi artık. Değil mi? Sevdiğin evet. İşi yaparsan çalışmamış olursun. Aynen öyle. Evet, işe dönüştürürsen. Sen çok istiyordun Cerrahpaşa'yı. Çalışırken terapilerinde falan. Bir anlatır mısın? Nasıl geçti süreç? Neler yaptın? Mesela nasıl ihtiyaç hissettin? Geldiğinde yaşam koçluğunda ne tür faydaları oldu? Şöyle bir başlayalım gidelim. Süreçte ben hep kriz yönetimi başarılı bir insandım. Başarılı bir öğrenciydim. Strese karşı da hep kendimi belli bir düzeyde tutmayı bildim. Yani beni yaptığım stres hem çalışmaya itti hem de çok fazla stres yapmadığım için hata yapmaktan korudu diyebilirim aslında. Ama tabii yani ne kadar kendim çalışsam da eksik bir şeylerin olduğunun farkındaydım. Çünkü istediğim dereceye gelemiyordum. Böyle birazcık daha ittirilmeye ihtiyaç duymuştum. Birazcık daha kendime güvenimin yerine gelmesini istiyordum. Özgüvenim, Motivasyon değil mi? benim motivasyonum yerindeydi ama tabii sizin hem yaptığınız telkinlerle aslında daha da sakin kalabileceğimi öğrendim sınav anında. Fark ettim ki ben aslında sakin bir insanmışım ve bunu başarabiliyormuşum. Daha sonra öğrendim ki aslında motive olmak o kadar da zor değilmiş. Sizin verdiğiniz tavsiyelerle sabah erkenden kalkıp çalışmayı öğrendim. Gece uykusu, uyumanın faydasını. Sabah okula gitmeden yaptığım çalışmanın aslında okuldan sonra eve gelip yaptığından çok daha faydalı olduğunu fark ettim kendim zamanla. Dediğim gibi stresten çok uzak oldum ve sizin bana şöyle bir öneriniz olmuştu. Soruya gülümseyerek yaklaş. Bunu hala üniversite sınavında dahi gülümseyerek yaklaşırım soruya ve nasıl bir etkisi vardı şu an hatırlamıyorum. Serotonin salgılıyor vücut. Beyne iyi geliyor serotonin. Evet. Evet, serotoninle olan bağı tıbbi açıdan da evet mantıklı. O tarzda hani gülümseyerek yaklaşınca gerçekten kendime güvenim arttı. Yani özgüvenimi çok arttıran bir süreç oldu. Bu süreçte gerçekten kendime güvenim yani tamamen özgüvenle alakalı bir süreç oldu. Şimdi zaten sen çalışıyordun, başarılıydın. Benim 20 yıllık bu yaşam koçluğu tecrübelerimin, öğrencilerimin arasında birkaç kişi böyle hiç yormadı beni seanslarda. Biri de sensin. Güzel geçiyordun. Zaten hedefe ulaşıyordun. Yani o yönden iyiydik. Daha iyi olmak için çalıştık. Maşallah gerçekten güzel bir süreç geçirdin. Şöyle bir sürecini biraz anlatır mısın? Bizi izleyen arkadaşlarımızın, dün Murat Yetişir hocamız vardı, psikolojik danışmanlık yapıyor, rehberlik yapıyordu. Onun işte 2M4İ diye bir metodu var. O demişti ki bir model olması lazım. Biz bunun için bunun adına ben yıldızlar geçidi dedim. Öğrencilerimin içinden bazılarını efendim yaşı vakti uygun olanlar, istekli olanlar, işte katılmayı kabul edenleri davet ettik. Şimdi bu öğrenciler için çok önemli Betül. Yani
biraz daha böyle somut, işte mesela kendinle ilgili. Mesela neyi aştın? Bir handikapların var mıydı? Zaafların var mıydı? Önceki günlerde Sefa katılmıştı. O da Teok'ta full çekmişti. Ben dedi oyun bağımlılığım vardı. Oyunu çok oynuyordum. Ona bir karar verdim. Kalan süre içinde hiç oynamadım. Full çekmişti o. Neva katılmıştı bir iki gün önce, İstanbul Hukuk'tan bir öğrencimiz. Neva da ben çok dizi izliyordum dedi. Kendisi burada söylediği için söylüyorum. Önceki videolarda var. Ben dizi izliyordum dedi. Hatta bazen girdiğimde bir iki sezon falan öyle atıyordu yani. Bir iki sezon bitiriyormuş. Ben bir iki dizisine baktım, öyle bir seferle bitmiyor. Yani öyle bir yerde bırakıyor ki mutlaka ikinci, üçüncü bölümü izliyorsun. Sen neler açtın? Var mıydı böyle şeyler? Nasıl kendini motive ettin? Biraz anlat bakalım. Buyur. Benim süreçte zorlandığım uyku problemi oldu sanırım şu an düşününce. Uykuya dalmakta hep çok zorluk çeken birisiydim. Yine aynı şekilde uyumakta da zorluk çekiyordum ama sizin gösterdiğiniz nefes teknikleri vardı. 4 saniye tut, o 4 tarz. al, 7 tut, 8 bırak. Evet öyleydi. Yapmayalı uzun zaman oldu. Evet. Ama teknikle gerçekten hem öyle uykuya dalmam kolay oldu. Hem de uyandıktan sonra sizin yine uyanma nefesleri vardı. Uyanma nefes egzersizleri. Onları yaptım. Yani aslında çok fazla sorunum yoktu. Sadece motive olmakla ilgili ve özellikle sonlara yaklaştığımda çok stres olmuştum artık. Hani çalıştım ama istediğim şekilde yapabilecek miyim acaba? Hani bu kadar çalıştım acaba bir hatama bakar mı? Sınav anında ya stres yaparsam? Bunlardan endişeliydim. Demek ki bu herkesin sorunu. Şimdi de bunu soruyorlar. Sanki bildiklerimi unuttum. Acaba yapabilecek miyim? Derece yapabilecek miyim mesela? Değil mi? Evet, aynen öyle. Yani başkalarıyla yarışmaktansa aslında ben kendimle yarışmam gerektiğini fark ettim. Kendimin en iyi halimle yarışmam gerektiğini fark ettim. Yani stres yaptığım konular dediğim gibi uyku konusuydu zorlandığım konular ve özellikle son bir haftaya geldiğimde siz bana demiştiniz ki deneme sınavlarına girme. Artık daha çok kendini motive etmeye bak. Zaten yapacağını yaptın, bir senedir çalışıyorsun. Artık kendini sadece say ve şarjım bitiyordu hocam, ayda da kusura bakmayın. O tarzda oldu yani. Şarjına şey yapabilirsin, koyabilirsin şarjı. Var mı? Versen. Biz müsaade ediyoruz. Evet. Etil şarjını takana kadar. Şimdi arkadaşlar, bu arkadaşların bahsettiği tekniklerin bir kısmını zaten anlattık. Instagram TV'de, IGTV'de videoları var. Oradan takip edin yeni katılımcılar için. Bir de anlatacağız da zaten. Hani bazen hani ne yaptı, nasıl nefes yaptı, orayı kaçırmıyorsunuz, merak etmeyin. Zaten videolar atmışız. O videolardan takip edin lütfen. Bu tür sohbetlerimiz devam edecek. Başka hem akademisyenleri misafir edeceğiz. Çok değerli, alanında çok iyi arkadaşlar var. Tamam mısın Betül? Evet, devam edelim Betül'le. Mesela derece yaptın, işte 1116 yanlış hatırlamıyorsam. Yani Cerrahpaşa, hani tıp kazanmak ayrı bir zor, ama işte Hacettepe, Cerrahpaşa kazanmak işin daha bir başka boyutu. Sen böyle çalışırken hedef koymuştuk, onu biliyorum, hatırlıyorum. Hedefli çalışıyorduk, efendime söyleyeyim. Neler yaşadın böyle? Tam inanıyor muydun mesela? Evet, Cerrahpaşa'ya gideceğim. Yoksa biraz acaba olacak mı gibi bir şey var mıydı? Bu arada LGS'liler de izliyor. LGS'ye girecekler. Onlara da tavsiyelerin olursa memnun olurum. Buyurun. Sınava çalışmaya ilk başladığım zamanlar çok emin değildim. Yani bir şeyler yapacağımı düşünüyordum. Çünkü çalışacağımı biliyordum. Ama yani kendimi kontrol edemeyeceğim, benim elimde olan ama aslında benim elimde olmadığını düşündüğüm sebeplerden dolayı yapamayacağımı düşündüğüm anlar oldu. Ama siz beni telkin ettikten sonra o sakinleştiğim anlarda aslında kendimi yaparak, yani kendimi başardığımı hayal ederek
motive ettiğimde aslında bunu yapabileceğimi fark ettim. Ve bir yerden sonra belki Cerrahpaşa olmaz ama eminim çok güzel yerlere geleceğim. Bunu bir şekilde halledeceğim demeye başladım. Bir de siz bana bir motivasyon video kanalı önermiştiniz. Mate USZM diye hatırlıyorum. Buna sürekli girip oradan videoları izlemeye başladım. Motivasyon videoları izlemek faydalı oldu, evet. Ben hala sınavlarıma çalışmadan önce açar izlerim onu. Çünkü ben bazı ne kadar hissetsek de aslında o hissettiğimiz şeyleri, ihtiyacımız olan motivasyonu birinden duymak gerçekten çok işe yarıyor. Yani kendimizi motive edebileceğimizden daha fazla motive ediyor. En azından beni. Bu yüzden o videoları hala izlerim. Bir de şunu öğrenmiştim. Bir şeyi başarmadan önce onu başardığımız anı hayal etmemiz gerektiğini öğrenmiştim. Mesela sporcular, atlama yapanlar, jimnastik hareketi yapanlar hep yapmadan önce kendini işte gözlerini kapatıp adım adım onu yaptığını hayal ediyor. Edince daha başarılı olduklarını göstermiştiniz, bir video izletmiştiniz. Zihninde canlandırma yöntemi diyoruz buna. Canlandırma. Yani üzerinden 4 seneden fazla geçti. Ama hala o videolar hep aklımın bir kenarında. Ve gerçekten telkinlerde çok rahatlamıştım. Yani stres olduğum zamanlarda hep bir Kadir hocamı arayayım, bir görüşme yapayım. Hep o tarzda bir düşüncem vardı. Peki Acet Cerrahpaşa için hani sınav anında mesela anladın mı, ben giderim, derece yaparım. Sınav anında ne hissettin? Böyle çünkü çalışmış insanlar, derece yapmaya çalışan insanların işte orada bir kader anı oluyor o birkaç saat içinde. Mesela orada rahat mıydın? Kaygı geldi mi, onu nasıl aştın? Böyle bu konulardan da bahsedersen memnun olurum. Kaygı hiç gelmedi. Gerçekten söylemek için söylemiyorum. Öbür sınavlarımdan hiçbir farkı yoktu benim için. Dedim ki ya, daha yani çok fazla denemeye girmiş olmakla da alakalı olabilir. İşte sizin söylediğiniz telkinleri gerçekten inanarak dinlemiş olmam, kendime inanarak bu sürece motive etmiş olmamla ilgili olabilir. Bir de sınav gecesi, yani sınav sabahtı, gece uyumadan önce yani kalbimin attığını hissettim. Çok heyecanlandım. Çünkü yarın geceyi sınav normal bir denemeden farklı değil. Yarın aslında o sınava girmiyorsun. Yarın dershanenin sıradan bir denemesine gideceksin diye çok kendimi motive etmeye çalıştım. Sakinleşmeye çalıştım ve güzel bir uyku uyudum. Sınava çok rahat girdim. Gerçekten hiç yani sınavda bir an bile böyle stres olup "Aa, bu soruyu yapamadım, acaba ne yapacağım" dediğim olmadı. Siz bir soruya takılmaktansa önce soruları bir tara, tamamını tara. Evet, zorlandığın soruya dön, yeniden yap. Hani baktın olmadı, tekrar öbür sorulara bir ilerle. O şekilde ilerlememi söylemiştiniz. Tüm soruları da zaten öncesinde çok çalışmış olduğum için bitirdim. Kendimi dershanenin gerçekten bir denemesinde hissettim. Dedim ki sadece birazcık daha dikkatli olmam gereken bir deneme. Sanki sınıf belirleme denemesiymiş gibi. Sıradan bir deneme değil ama benim için biraz önemli bir deneme gibi düşündüm. Ve sınavda hiç stres olmadım. Ne kadar? Hepsi çok işe yaradı. Şimdi başka böyle mesela kitap okuma alışkanlığın vardı diye hatırlıyorum. O kitap okumanın, hızlı okumanın sınavda faydalarını gördün mü? Evet. Sürece başlarken siz bana yine bir uygulama gibi bir şey önermiştiniz. Çok farklı teknikleri vardı. Yani o teknikleri aklımda tutup da daha sonradan yapabileceğim teknikler değildi. Sayıları farklı yerlere koyuyordu. Saniyeler içinde yer değiştiriyordu. Yani gözün görebileceği açıları arttırmıştı. Algıyı açıyordu. Evet, algıyı açmıştı. Farklı yönlerde, farklı hızlı okumalar, başka doping teknikleri, aynı zamanda kodlama teknikleri vardı. Coğrafyada o çok işime yaramıştı. Tarihte ve coğrafyada. Hikayelendirip, bağlantılar kurup, absürt bir şekilde. Evet. Hep bağlantılar kuruyordu. Hala gözümün önünde o görseller yer alıyor gerçekten. Yani üzerinden çok zaman geçmiş olmasına rağmen. Evet. Okuma tekniğiyle gerçekten ben Türkçeyi arkadaşlarımla kıyasladığımda kendimi çok daha hızlı bitirdiğimi fark ediyordum dershanede, okulda denemeler yaptığımızda.
Onun da verdiği güvenle tabii rahatça girdim. Türkçe full'e yakın bir sonuç elde etmiştim. Galiba bir yanlışım vardı. Ama hızlı okuduğum için sorularda zaman geçirmedim. Kitap okuduğum için okuduğum soruyu, okuduğum seçeneği direkt anlıyordum. Ve kolay olmuştu benim için. Çok zorlanmamıştım. Çünkü o hızlı okuma dediğim gibi bazen 3 dakikada 20 sayfa kitap okuduğumu hatırlıyorum. Artık o programda ilerledikçe 1-2 ayım geçtikten sonra 3 dakikada 20 sayfa rekorunu kaydetmiştim. Evet. Belki şu an sınava birkaç gün var. Belki LGS'de 20 Haziran, işte 10 küsur var. YKS için biraz daha zaman var. Bu hızlı okuma programı var bizde değerli arkadaşlar. Müsaade, yani bu konuda ilgili ihtiyacı olanlar, yani şu sınav için demiyorum, genel olarak bağlantı kurabilirsiniz. Betül, kaç soru çözüyordun diye bir Evet, soru var. ben Kaçıncı senemde kazandın diye bir soru var. Buyurun. soruyu da şimdi gördüm. Günde kaç soru çözüyordum? Yani SBS zamanı da başarılı bir öğrenciydim. Ama kardeşim şu an SBS'nin yerine geçmiş olan LGS'ye hazırlanıyor. Ve sorularına baktığımda bu yeni nesil soruların gerçekten inanılmaz uzun olduğunu fark ettim. Ben SBS zamanı günde 1000 soru çözüyordum ama gerçekten kısa sorularda kardeşim günde 250 soru, 300 soru ancak çözebiliyor ve dönüp bakıyorum ben de ancak o kadar çözermişim. Yani gerçekten çok uzun sorular. Hani o yüzden benim çözdüğüm soruyla kıyaslamak ne kadar doğru bilemiyorum. Ama günde en az 7 saat çalışıyordum her gün. Özellikle sınav artık az kaldığında. Bir ara motivasyonumu kaybettiğim olmuştu. Sonra yeniden Kadir Hocama gittim. Yine telkinler, motivasyonlar. Öylece son 10 gün kala, son 15, 10 gün değildi. Bir 15 gün civarı bir şey vardı. Yeniden işte fizik çalışmaya, yeniden eksiklerimi gidermeye. Tekrarlarını yaptın. Tekrarlarımı çok yaptım. Ben hem konu çalışmayı seven birisiydim. Biyolojide mesela sürekli okurdum, sürekli okurdum. Diğer konularda da soru çözmeyi seven birisiydim. Hani soru olarak liseden üniversiteye geçerkenki soru sayımı hatırlamıyorum ama gerçekten günde en az 7 saat çalışırdım. Dinlendiğim günler de tabii ki oldu. Ama devamlı olarak çalıştığımda o dinlenmeyi tabii tölere etmiş oluyordum. Bir de kaçıncı Uykun nasıldı? Kaçıncı senen? Evet. İlk senemde kazandım. Yani 12. sınıftayken hazırlandım. Sonra hemen kazandım. Cerrahpaşa'ya ve geçtim. Çok şükür zaman kaybı olmadı. Kaçta yatıp kaçta kalkardın? Bu tür şeylerden de bahseder misin? Yani şu 20 gün kala, işte 13 gün kala ne yapılması lazım? Uykuyu nasıl düzenlesinler? Hani Uyku şimdi düzeni. tıpta da okuduğun şeylerden de katabilirsin bir abla olarak. Bu konuda ilerlemiş biri, kendini gerçekleştirmiş biri olarak. Evet. Uyku düzenim sınava hazırlanana kadar, yani 12. sınıfa gelene kadar zaten konuşmanın başında da bahsettim. Yattığımda uyuyamayan, işte uyuduğumda uyanamayan birisi. Demir eksikliğim vardı benim. Bunu Kadir Hocam fark etmişti zaten. Sonra gidip test yaptırdık. Gerçekten demir eksikliğim çıktı. Onunla da bağlantılı olabilir uyuyamamam. Sonra Bakmadan söylemiştim değil mi? Demiştim ki sen de demir eksik, D eksik. Yani bu konuda mütevazı olmayacağım değerli takipçiler. Ben yani tahlil yaptırmadan anlıyorum. evet, Onun sonra için gidip tahlil eğer yaptırdık. evet Öyle çıktı. çıktı. Çünkü Günde sebebi şu Betül, özür dilerim. Sözünü balla kestim. Önemli bir nokta. D vitamini eksikliği, demir eksikliği, B12 eksikliğinde unutkanlık yüksek olur. Uykuya doyamaz kişi, gece uyuyamaz, sabah uyanamaz. Bu tür sorunlar yaşıyorsanız hiç tahlile bile gerek yok. Hemen bir kaliteli bir marka, efendime söyleyeyim ben, Ersağ'da kalsiyum, manezyum, D vitamini diye bir Ersağ markasında çok güzel bir vitamin var. Öneririm. Ya da eczanelerden Zade Vital'in B12'sini, D'sini, efendim demirini, demiri aç karnına alacaksınız. D'yi ve B12'yi tok karnına. Bunlar sizin hem de birkaç gün içinde, bir hafta 10 gün içinde uykunuzu düzenler. Betül buyur, kusura bakma. Teşekkür ederim. hocam. Uyku düzenim de hep gece uykusu uyumayı seven birisiydim. Özellikle bu demir eksikliğimi de yoluna koyduktan sonra gece 11 gibi uyumaya başladım.
Çünkü sabah erken kalkıp çalışmanın faydasını hocam söyledikten sonra kendim aslında daha çok fark ettim. Okula gitmeden önce çalışıyordum ben genellikle. Bir kalkıp yani 7.30'da kalkmam gerekiyorsa normal zamanda 6'da kalkıp 1,5 saat bile çalışsam akşam çalıştığım 3 saate bedeldi sanki. Daha çok Çok her şey giriyordu. Okuduğum konuyu anlıyordum. Ve daha fazla soru çözebiliyordum. Daha fazla ilerleyebiliyordum nasıl oluyorsa. Tabii sabah 6'da kalktığım için de zaten gece yorulmuş oluyordum. 10.30'da 11'de artık uyuyordum. Yani 7 saatten aşağı uyuduğum hiç olmadı. Şu an üniversitede sınavlarıma girerken bile arkadaşlarım uykusuz kalıp sınava giriyor oluyor. Ama ben kesinlikle gece uykumu uyuyorum. Odaklanmama da yardımcı oluyor. Hem kendimi daha iyi hissediyorum uykumu güzel aldığımda. Saat dediğin gibi 11 gibi uyuyordum. 11-11.30 sabah ama erken kalkıyordum. Mesela kardeşim de şu an LGS'ye hazırlanıyor. Onun da uyku düzeni çok kötü. O da hep böyle 10'da 11'de bile zor uyanabiliyor öğlene doğru. Ben ona sürekli diyorum gece yat, gece 11'de 12'de yat, sabah 8'de bile kalksan. 6'da kalkmasan, 8'de kalksan evdesin, bu bile iyi. Tabii şu an sınava 2 haftası kaldığı için artık o tempoya girip o saatte kalkmamızı alışmak için gece yatıp sabah 8 gibi, en azından 7.30-8 gibi uyanması için çalışıyoruz. Evet, Başka? çok güzel. Cerrahpaşa'ya Başka? gittin. Hatta ben hatırlıyorum, bir yurt dışı hediyem mi olmuştu? Sanki Evet. dışarıdan aramıştım beni. Hocam, buradan bir isteğim var mı falan. Nasıl yani, değiyor değil mi? O yorgunluğa, koşturmacaya. Yani zaman çalışsam da çalışmasam da geçecek, bunu fark ettim. Yani eninde sonunda bir üniversiteye gitmem gerekecek. Eninde sonunda bir yeri kazanacağım. Yani hem ilk senemde kazanmak isterim. Çok Hem çalışmasam zaman daha yavaş geçiyor. Yani çalıştığımda zaman geçiyor. Hem mutluyum, içim huzurlu, özgüvenim yerinde. Hem zaman hızlı geçiyor. Çalışmasam bakıyorum mesela akşam bazen çalışmak istemiyordum. Çalışmak istemediğim gece akşamlar saat geçmek bilmiyor. Hem sıkılıyorum hem mutsuz oluyorum çalışmadığıma. Diyorum ki keşke çalışsaydım, bundan iyiydi, dinlenmeseydim. Yani o yüzden eninde sonunda zaman geçiyor ve geçtikten sonra insan anlıyor ki gerçekten değiyormuş yani. Özellikle kalbinizden geçen yere gittiğinizde. Yani insan mutlu olunca hiç gözü hiçbir şeyi görmüyor. Hiç şu ana kadar yorgunluğu, hepsi geçiyor. evet. Sonrasında neler oldu? Cerrahpaşa'da şu an neler hissediyorsun? İstanbul'da okuyorsun. Güzel İstanbul'un, hani demiş ya şair, ağlayan güzeli şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Evet, Biraz da gerçekten. ondan bahset, böyle keyifli kısımlarından. İstanbul'dan konu açılınca bile yüzüm gülüyor. Gerçekten çok çok istiyorum İstanbul'u. Yani İstanbul'u ve Cerrahpaşa'yı çok farklı istiyordum. Gerçekten gittim. Her şey umduğum gibi gitti. Umduğum gibi gitmeyen bir şey olduysa da ben fark etmedim. Çünkü o kadar istiyordum ki yani artık gözüm kötülüklerini görmüyordu. Sonrasında zaten bir rahatlama. İşte lise geçince de lisenin ilk senesinde, 2 senesinde rahat oluyor insan nispeten. Üniversiteye geçince de ilk seneler rahat oluyorum. Zaten hani gerçekten çalışıp yorulduğum olmadı üniversiteye geçtiğimde. Çünkü hem istediğim yere gelmişim, istediğim şeyi öğreniyorum. Mesela siz serotonin diyorsunuz. Yani böyle şeyler, kelimeleri duyunca bile ya beynimde yani kelimeler dans ediyor sanki. Yani tam olarak böyle bir şey. İnsan sevdiği işi yapınca hiç öncesinde keşke daha da çok çalışsaymışım diyorum yani. Evet, istediğim yer Cerrahpaşa'ydı, oraya geldim. Ama keşke birazcık daha çalışsaymışım yani. Hala bunu diyorum. Hiç yorgunluk kalmıyor. Sınavdan çıktığımdan direkt fark ettim bunu. Evet. Bildiklerini unuttuğunu hissettin mi? Böyle sınav anı için soruyorlar. Heyecanlandın mı diyorlar. Söylemiştin gerçi de, evet. Gerçekten heyecanlanmadım. Yani dediğim gibi sanki dershanenin bir sınıf belirleme sınavına giriyorum gibi. Öyle bir cuma çıkışı yaptığım sıradan bir deneme değil. Ama birazcık önemi olan bir denemeye giriyormuşum gibi kendimi rahatlatmaya çalıştım. Çünkü şunun farkındaydım. Mesela şöyle bir örnek vermişti bana lisede bir öğretmenim diye hatırlıyorum. Çok iyi futbolcular biliyoruz. Hepsi yani bıraksanız mükemmel goller atar ama kaleye yaklaştığında bir anda bakıyorsunuz çok garip bir atış yapıyor. Yani beklemiyorsunuz o kişiden. Sahanın çok dışına atıyor, çok farklı yerlere atıyor. Bunu işte hep stres yüzünden yapıyor demişlerdi. Çünkü hani bıraksanız topla adam dans ediyor ama
O an öyle bir stres oluyor ki her en iyi yaptığı işi bile yapamaz hale geliyor. Bu da bende çok etkili olmuş. Ben anekdotları çok severim böyle. Çok Tabii. etkili olmuş. Sonra dedim ki stres yaptığımda yapamayacağım bir şeyi bu bana yaptırmayacak. Ama tam tersi yapacağım bir şey varsa hani belki onu yapamayacağım. Belki yapacağım, belki yapamayacağım ama o riski bile almamalıyım dedim. O yüzden stres bakımından rahatlamaya çalıştım. Bir de şöyle bir soru gelmiş. Sınav senemde yapmasam daha iyi olur dediğim bir şey var mı? Örneğin fazla dizi film izlemek gibi. Evet. Dediğim şeyler tabii ki var. Ben de yani insana gerçekten cazip geliyor sınav çalışırken böyle küçük kaçamaklar. O küçük kaçamaklar aslında çok olmadığı sürece insanı motive ediyor ve dersi özettiriyor. Ama bazen benim de tadını kaçırdığım olmuştu. Ve mesela diyorum ki onlar olmasaymış aslında ilk yüze girebilirmişim. Hem kendim daha çok tatmin olabilirmişim. Çünkü bunu yapabileceğimi biliyorum. Hem de hiçbir şey olmasa bile ilk yüz bursu denen bir şey var. Mesela şu an bizim fakültemiz, benim fakültemde çok fazla ilk yüz bursu alan insanlar var. Ve aslında her bunun konusu açısında dönüp bakıyorum diyorum ki birazcık daha az yapsaymışım. Son 10 gün biraz daha son hani bundan sonra çalışmayacağım zaten deyip daha fazla asılsaymışım. Hem daha fazla tatmin olurmuşum. Hem daha mutlu olurmuşum. Hem ilk yüz bursundan faydalanırmışım. Belki daha iyi bir yer isteseydim. Aslında Koç Tıp'ı da istiyordum. Orası da ilk yüzde alıyor. Hani belki de Koç Tıp'a giderdim. Belki şu ankinden daha da mutlu olurdum. Şu an mutluyum. Cerrahpaşa'da mutluyum evet ama belki daha iyi bir yere giderdim. Böyle şeyler düşünüyorum sadece. Her zaman daha iyisi mümkün ama yaptıklarımızla ilerliyoruz. Yaptıklarımız, sahip olduklarımıza şükretmemiz, memnun olmamız bizi mutlu ediyor. Peki kaç deneme çözmüşsündür diye bir arkadaş yazmış. Tabii bunu saymak belki zor ama Değil tahmini böyle her gün bir deneme çözdün mü son 20 günde falan böyle bir iki hatırlıyor musun? yani üzerinden gerçekten 4 sene geçti ve çok İstanbul'da zaman daha çok geçti. Ama söyleyeyim sene boyunca haftada bir cuma günleri kesin deneme yapılıyordu dershanede. Son zamanlarda da tabii konularım bitmişti. Fizikte eksik konularım vardı. Fizikte konu çalışıp peşinde soru çözüyordum. Ama hani dediğim gibi son 15 gün, son 20 gün kaldığı için artık bundan sonra zaten çalışmayacağım diyerek daha çok çalıştım. Her gün 2 deneme çözüyordum diye hatırlıyorum. Yani Ama sınava kadar kısa sürede bir çalış, bir her şeyini koy ortaya. Sınavdan sonra zaten çalışman gerekmeyecek. Bol bol tatil yapacaksın. Onun için öyle motive ettin. evet, şu an kardeşime de diyorum ki mesela onu da çalışmak istemediği anlar oluyor. Artık keşke ertelenmeseydi sınav gibisinden konuşuyor. Diyorum ki sana 15 gün sonra ders çalışmak yasak. Yani şu an son keyfini çıkardığın bir çay gibi düşün. Yani bir daha ders çalışamayacaksın. Sana yani şu 2 ay ders çalıştırmayacağız. Öyle düşün. Hani son böyle senin elinden alınan bir şeyi yapıyormuşsun gibi düşün. Hani belki daha cazip gelir diye öyle düşündürmeye Evet. çalışıyorum. Kısa süreli sıkıntılar, uzun süreli keyifler düşünülünce, o başarıyı düşününce, kazandığını düşününce, gelecek ödülleri düşününce o sıkıntılar geçiyor ve karar hızlı veriliyor. Beynin karar verme dürtüsü hızla oluyor. Biz bunun için trans yapıyoruz. Bunun için efendim bilinçaltı yöntemler kullanıyoruz. Peki gelecekle ilgili neler düşünüyorsun Betül? Biraz onlardan bahset. Gelecekle İşte ilgili dil mesela okumaya devam ediyor mu? Bu aralar böyle keyifli bir kitap önerir misin? bu aralar keyifli bir kitap Körlük diye bir kitap okudum ben. Tam da günümüzle bu salgınla benzer sayılabilecek bir durum. Yazarını tam hatırlamıyorum şu an ama gerçekten o keyifli bir kitap. Hem günümüze uygun ama gerçi birazcık distopya kitabı Hmm. olduğu için alım yapabilir. Evet. Önerebileceğim bir kitap yani Budala okuyorum şu anda da Çok Dostoyevski'nin. güzel tabii ki klasik. O güzel olabilir. Güzel bir Orası yayın evi. taşınmadı. Bir daha tekrarlar mısın? Sesin gidiyor. Dostoyevski Budala şu an okuyorum. Bundan Tamam. önce Körlük okudum. Tamam. Sonraki dediğin. Dostoyevski için şey dedim Budala için. Hani klasik ve güzel bir yayın evinden olursa hani Evet. anlaşılır
yine arttırabilir okuduğunu Bu anlamayı. Batı klasiklerini özellikle güzel tercüme eden, çünkü birkaç başka yayın evleri de yapıyor. İyi bir tercüme okumak lazım. Evet. Gelecekle ilgili ne düşünüyorsun? Belirledin mi hangi alanda TUS'a gireceksin, ne yapacaksın? Gelecekle ilgili yani tıpa gelirken cerrah olmayı istiyordum. Ne Daha güzel. kesin istiyordum. Ya kalp cerrahı olurum ya beyin cerrahı olurum. İşte tıpa başladım. Birinci ayında direkt kalp ameliyatına girdim. Hocalar Oo. dedi. Çok çok istekliydim. Sonra işte geldim. Tabii işte açıyorlar, ameliyatı yapıyorlar. Ben de yanlarında duruyorum. Ben hani küçük görüleceğimi düşündüm. Sonra hoca dedi ki doktor hanım buyur sen dedi bak bak burası böyle. Böyle Ah. anladım. En gerçekten dedim ki işte ya ait olduğum yer burası. Gerçekten burada olmalıymışım. Ama cerrahi isteyerek geldim. Ama şu an dermatoloji kadar rahat bir bölüm istiyorum. Öyle O yüzden mi? değişiyor. Yani Her değişti. çok Olsun, değil. olsun, sıkıntı yok. Eğlencesine vardıkça çok çok fikirler değişiyor. O yüzden hiç kestiremiyorum. Ne isterim, ne seçerim. Onu bilemiyorum. Sınava bağlı. O da sınava bağlı. Tabii ki. Betül, şimdi bizi izleyen veliler var. Hep 8-12 değil. Ara sınıflar var. Daha yaşı küçük olan arkadaşlarımız var. Rehberlik yapanlar var, danışmanlık yapanlar var. Ben senin müzik aleti çaldığını da biliyorum. Hani hem de Piyano çalıyorum. zor, evet, piyano çalması çok kolay değil. Peki yani bunu böyle gerçekten önerir misin? Hani biz öneriyoruz, müzik aleti çalsın çocuk, yani yaşına göre işte kolaydan başlasın falan. Böyle zihninin açılmasında, zekanın parlamasında, ezber, dikkat, başarında müzik aleti kullanmak, çalmak etkili oldu mu sence? Evet, şimdi şöyle anlatayım. Ben hem piyano çalıyorum. Onu piyano çalmaya lise 3'e geçerken yani 15-16 yaşlarındayken başladım. Şu anda da keman çalmayı öğreniyorum. 1,5-2 senedir. Çünkü keman çalamıyorum. Hala öğreniyorum diyeyim ona. Piyano çalmaya başladıktan sonra gerçekten zekileştiğimi hissettim. Yani keman da bir müzik aleti, gitar, hepsi müzik aleti. Evet ama piyano da gerçekten farklı bir şey var. Hem sağ elimizi kullanıyoruz ve ikisindeki anahtarlar birbirinden farklı. Sağ elde sol anahtarı, sol elde fa anahtarın üzerinden notalar görünüyor. Ve aynı anda iki yere bakıp hem hangi nota olduğunu, çünkü aynı yere konumlanmış, aynı çizgi üzerine konumlanmış nota ikisinde farklı notalar demek aslında. Hem onu anlayıp hem de elinde hani hem sağ hem sol elini kontrol edip bastığında ve bunu hani kesintisiz sürekli bir müzik çalma anlamında yaptığımız zaman gerçekten ben daha zekileştiğimi ve problemleri daha kolay anlayabildiğimi fark ettim. Evet, derslerimde her zaman başarılı bir insandım. Ama anlayamadığım, beceremediğim konular olmuştu. Özellikle geometrik zekamı çok arttırdı. Bu küp sorularında, geometride değişik açılardan küpler, prizmalar, dikdörtgen prizması, piramitler öyle söyle. Yani daha çok iki beynin iletişim kurmasını sağlayan Dengeli kullanımı mı düşünmeyi dahi oluyor? Evet. aynen öyle. O soruları çok çok daha rahat anladım. Yani konuları anlayış biçimim değişti. Ve bir şey daha diyecektim ama ne diyecektim? Ve de mesela piyano öğrenmeye başladığımda gerçekten zorlanarak öğreniyordum. Hiç müzik bilgim yoktu. O yüzden de yaz tatilinde 5-6 saat piyano çaldığım oluyordu günde. Hatta annemler demişti ki yani bilseydik bunu sana liseye geçerken alırdık. Telefonla uğraşmazdın o kadar. Yani Yani. canım hiç telefona bakmak bile istemiyordu piyanonun güzelliğinden. Hani keman da çalıyorum. Evet keman da gerçekten çok güzel. Dinlemesi çok keyifli. Ama yani gelişim zeka ve hani o geometrik zeka iki beynin iletişimi şeklinde düşünecek olursak piyano çok daha faydalı. Ama tabii ilgisi kişinin neye varsa hiç çalmıyor olmaktan iyidir. Yani şöyle diyebiliriz, değil mi? Bağımlılıklardan kurtulmak adına da özellikle bu yeni neslin sosyal medya bağımlılığı, dijital bağımlılık, televizyon, telefon, oyun bağımlılığı vesaire, bir müzik aletini
çalmaya çalıştığında o tür bağımlılıkları da çözüyor. Kesinlikle. Bir şey daha soracağım Betül. Vakit de azalıyor. Çok akıcı, çok keyifli akıyor sohbet. Ama 50 dakika, 55 dakikada bitirmemiz gerekiyor ki Instagram TV'ye kaydedelim bunu. Yoksa direkt kapanıyor. Zeka oyunları, Sudoku. Sudoku. Nasıl unuttum? Sudoku, evet. Evet, Sudoku. Sen çok iyi çözerdin. Hatırlıyorum böyle. Onun evet. Zihnini açması Sudoku'nun. Çünkü bu sınava şu an 2 hafta kalanlar için de, 27'sinde girenler için de Sudoku'ya başladıklarında açılır zihinleri. Bu çok yorum gücünü çok iyi etkiler. Evet. Sende neler oldu? Bir paylaş. Hala mesela telefonda Sudoku uygulaması var. Hatta işte zorluk seviyesini arttırıp rekor kırmaya çalışıyoruz arkadaşlarımla. Bazıları 3-4 dakikaya yapabiliyor artık. Ben o kadar yapamıyorum ama bir 10 dakikaya yaptığım oluyor en zorlarını. Hani gerçekten o zamandan beri sürekli Sudoku çözüyorum. Ve mesela siz demiştiniz ki garip bir şey kitabı vardı. Böyle ALES, yok ALES değil, KPSS'deki mantık soruları gibi. Ayşe şöyle yaptıysa bu bunu yapmış. Evet. Bu böyle, böyle olacak ama böyledir. Soruları, akıl soruları, evet. Söyleri mesela bizim müfredatımızda da mantık konusu vardı. Q, P. Hani ona dahi katkı sağlamıştır. Hatta dahi demem ne kadar doğru bilmiyorum. Ona katkı sağladı. Mesela siz demiştiniz ki 2-3 saat çalış, peşine bir sudoku çöz. Zaten hani çok fazla vaktini almaz. Alsa 45 dakikanı bile alsa o senin hani dinlendirmiş olur. Hem de öğretici bir şekilde değerlendirmiş, dinlendirmiş olur. Sudoku, mantık oyunları gerçekten beyindeki o düşünme için gereken yolları sanki böyle böyle ilerliyorum. Hepsini birbirine bağlıyor gibi hissediyordum. Ve gerçekten o da hem okuduğunu anlamayı artırıyor o mantık soruları. Sudoku da daha hızlı düşünmeyi sağlıyor. Daha hızlı elemeyi, bu daha hızlı karar vermeyi sağlıyor. Yorumlamak, o ince noktaları yakalayıp işte dereceye götüren sorularda bunlar var. Çünkü bir sıralama yapacak. Onun için bu yorumlarla kişi soruyu çözüyor. Evet. Çok güzel. Ben anneni babanı tebrik ediyorum. Yani böyle yüzlerine de söyledim ama gerçekten harika yetiştirmişler. Seni de tebrik ediyorum. Emeği öğretmenleri de tebrik ediyorum. Gerçekten çok katkın olacağını da düşünüyorum. Peki böyle toparlarsak son söz babında ne anlatmak istersin? Özellikle genç sınava gireceklere, kendi kardeşini de göz önünde bulundurarak. Ona yani ne derdin? Son birkaç günde ne yapsınlar? Buyur. Yani son şu an YKS'ye, yok LGS'ye ne kadar kaldı tam bilmiyorum. 20 Haziran'da. Haziran'da evet. YKS'ye ne kadar kaldı tam bilmiyorum. O da 27 Haziran'da, bir hafta sonra. Yani 2 hafta ve 3 hafta kadar bir süre var şu an. Ve uykularını ne kadar her gün sınava giriyormuş gibi, yani her gün ne kadar sınav günü gibi uyanırlarsa bu sınav günü uyanmalarını o kadar kolaylaştırır. Gece özellikle zaten şurada 15-20 gün kalmış. Gece 10 ile 2 uykusu çok daha faydalı tüm uyunanlardan. Hani 10 ile 2 olmuyorsa bile 11 ile 2 uykusu gece. Bunu bile yapsalar iyi. Kesinlikle gece yatıp kalkmaları. Yani 10'da 10.30'da uyusunlar. Kalkabildiği kadar erken kalksınlar. 4'te 5'te. Uyku sıkıştırırsa dinlenirler. Göz kapaklarını kapatıp 3-5 dakika dinlendirebilirler. Ama mutlaka melatonin, gece uykusu melatoninle alakalı. Melatonin almaları lazım. Ve de şöyle, siz demiştiniz ki mesela çok yorgun hissediyorsun gün içinde. Şöyle bir başını koy. De ki ben şurada bir 5-6 dakika kestireceğim ama bu sanki beni 2-3 saat uyumuşum gibi yapacak. Beyne telkin veriyoruz. Ne telkin? Kendimi telkin etmeyi biraz öğrendim bu süreçte. Hani öyle kısa bir kestirmeler gerçekten kendimizi inandırdığımız zaman çok işe yarıyor. Hem de şöyle düşünmelerini isterim. Gerçekten şurada maksimum 3 hafta kalmış. Yani 3 haftadan sonra çalışmayacaklar bir daha. Son hayallerini gözünün önünde getirerek daha sonra pişman olmaktansa şimdi yorulmak çok daha güzel. Şimdi bu yorgunluk tatlı yorgunluğa dönüşüyor. Çalışsınlar diyorsun yani. Çalışmak gerekiyor yani. Çalışmak ve asla
Yani stresten olabildiğince uzak kalmak gerekiyor bence. Çok güzel. Biraz vitaminlerden bahsedelim istersen. Neler kullanmıştın? Tabii. B12, ne, balık yağını hatırlıyor musun? Balık yağı. Evet ya şey bir deniz bir şeyler anlatmışsınız denizin bir yerinde Somon balık balığı, derin sularda yaşayan. vardı. O balıklar balık yağından kullanıyordum. Kardeşim de kullanıyor onu zaten. Ben günde 3 kullan demiştiniz diye hatırlıyorum. Sabah, öğle, akşam. Çünkü sabah diyorum. Mesela şu an sabah diyemem çünkü sabah o kadar erken kalkmış olmuyoruz günde 3 defa kullanacak kadar. Ama sınav öğrencisi tabii sabah erken kalkınca 3 kere kullanabiliyor. Ama ben akşam kullandığımda o beni çok dinç yapıyordu. Uyuma konusunda zorlanıyordum. O yüzden sonra hani dozunu değiştirmiştik. 2 kullan şeklinde demiştik. Ve gerçekten hani inanarak da kullandığımızda ya da hani bilimsel kısmı da var ama bunun tabii psikolojiyle, telkinlerle hepsinin çok faydası var. Sabah kalktığımda bir kahvaltıdan 15-20 dakika sonra yediğimde tüm gün sanki hiç gece uyumam gerekmeyecekmiş gibi böyle enerji de veriyordum, motive de oluyordum, çalışıyordum. Hiç ders yani normalde bir ah dersin, bir yoruldum, birazcık dinleneyim onu demiyordum. O gerçekten iyiydi. Dikkatimin artmasına sebep oldu değil mi? Bazen çünkü şu günlerde dikkatim dağılıyor, yanlış yapıyorum diyenlerin en önemli kullanması gereken vitaminlerden biri iyi bir balık yağı. Norveç somonu balık yağısı olması lazım. İkincisi de mutlaka o yanlışları azaltmak için B12 ve D kullanması lazım. Eğer üşüyorsa, halsizlik aşırı derecede varsa mutlaka demir kullanması lazım ki bu dikkati artsın, başarısı artsın. Yani şu an yapılacak en önemli şeylerden biri de o. Evet. Evet. Yani yine çalışmaya devam son 2-3 Çalış, hafta. çalış, çalış. Çalışın, çalışın, çalışın. Evet, son Diyorsun çalış. bir uzman. Evet. Bir sır vereyim size. Yani çalışmadan kazanabileceğiniz bir sır. Böyle eğiliyor diyor ki çalışmadan kazanılmaz sır bu. Çalışacağız, çalışacaklar. Son günler tekrarlarını yapacak arkadaşlar. Ben bir sunumda, bir programda yani önümüzdeki günlerde bu bir gün sabahtan akşama kadar neler yapılacağını yani bu kısa bir iki gün içinde. Özellikle bizi sıkı takip edenler için bir açıklama yapayım. Yarın ve bir sonraki gün, Salı ve Çarşamba günü Facebook kapalı grupları olan LGS, YKS, işte öğretmenler, anneler, öğrencilerin olduğu gruplarda yarın sohbetlerim olacak. Biz Instagram'a atarız sayfaları, takip edebilirsiniz. Özellikle hani YKS ve LGS bıktık diyenler var bazen hani çocukları olanların hoşuna gidiyor ama bazıları hep bu mu? 28 Haziran'dan sonra bir challenge yapacağız. Onu da söylemek istiyorum. Yani meydan okuma. Kendimize bir meydan okuyacağız. Kimseye değil. Ben 103'ten 83'e düştüm. Diyet yapmadan ve ağır spor yapmadan. Hedefim 70 kiloya ulaşmak olacak. Böyle cesur kişiler, kendine inanan, güvenen, ben de varım diyenlerle günlük 5-10 dakikalık ideal kilo çalışmaları yapacağız. Sonra yaşam koçluğu sohbetlerimiz başlayacak. Yine alanında uzman kişilerle sohbetler edeceğiz. Yine danışmanlık yaptığımız veya kurslarımıza katılan arkadaşlarım veya alanında uzman kişileri davet edeceğiz. Instagram sohbetlerimiz devam edecek. Betül vakit geldi, bitirmemiz gerekiyor. Son söz babında böyle kendinle ilgili, insanlarla ilgili, özellikle LGS için ben şunu söylüyorum. YKS'de bir yıl daha çalışabilir. Yani Evet. iyi bir yere gelecekse bir yıl bekleyebilir. Ama LGS'de İşte iyi bir okul yakalaması gerekiyor öğrencinin. Onun için biraz daha ciddiye alıp şu son 10 günde de 10 net artabilir. En azından 10 net artabilir.
Yani artık tekrar yapacak, tekrar yapacak, soru çözecek, eksiklerini tekrarlayacak. Evet, bunun için de gruplarımız var. Onlarla ilgili takipçilerimiz, yeni girenler bilgi alabilirler. Betül kardeşimiz dediğim gibi benim yani çalışırken beni zorlamayan arkadaşlarımızdan yani çok azdır bunlar böyle söylediğini yapan, eden ve başarıyı ortaya koyan. Onun için ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Davetimi kabul ettiğin için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü bazıları o kadar medeni cesaret gösteremiyor. Ya hocam diyor, ben size çok müteşekkirim. Yani hayatıma dokundunuz. Ama ben canlı yayına çıkıp ne diyeyim falan. Böyle cesareti olanlar zaten çıkacak. Furkan'ı gördüm biraz önce. Furkan, sana da davet göndereceğim. İnşallah görüşürüz. Betül, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Maşallah, Allah nazarlardan korusun da diyorum. Çünkü gerçekten iyi gidiyorsun. Geleceğimiz için, vatanımız, milletimiz için sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Ailene çok selam söyle. Aşısına. Kardeşine de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İstersen sen son söz babında bir şeyler söyle, bitirelim. Yani son söz babına yine çalışmaları gerektiğini Çalışın, söyledim. çalışın. Bırakmamaları gerektiğini, çünkü çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Aynı zamanda yani çok da yine stres yapmadan Sakin. kendi kendilerini telkin ederlerse o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Ve sorulara gülümseyerek yaklaşmayı unutmayın diyerek de Çok bitir. güzel. Soruları gülümseyerek çözün. Evet. Tam bir kapanış, akılda kalacak, motive edecek bir öneri oldu. Soruları gülümseyerek çözün. Evet, değerli takipçilerimiz, bugünlük de bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum, başarılar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.